Merhaba arkadaşlar. Bebe Örgü Sepeti'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel hırkanın anlatımıyla geldim. Hırkamız 1 yaş için çalışıldı. Ama aynı şekilde başlanarak birkaç arttırma fazla yapıp boyunu uzatarak 2 yaş haline de getirebilirsiniz hırkamızı. Hırkamızda yaka düşürme tekniği yaptık ki bebeğimizin şu kısımda boğaz altı kısmına yapışmaması için boğaz kısmını yaka düşürme tekniğiyle çok güzel bir hırka hazırlamış olduk. İp olarak Alize Baby Best kullandım. 1,5 yumak ip harcadım. Birazdan aynı renk yapmak isteyenler için renk kodunu sizlerle ve ip detaylarını sizlerle paylaşacağım. Şiş olarak 4 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5-4-4,5 kullanabilirsiniz. Ama 3,5 kullanırsanız daha küçük bir hırka elde edeceksinizdir. Ona göre baştan uyarmak istiyorum. Ben birkaç video önce bu hırkamızın bir de yeleğini anlatmıştım sizlere. O da burada. Onun da anlatımı kanalımda, bu yeleğimizin anlatımı da kanalımda mevcut. Yeleğimiz için de 1 yumak ip harcadım. Yani bu şekilde takım olarak, kombin olarak 2,5 yumak iple hem hırka hem yelek yapmış olduk. Kalan yarım yumak ipinize de kanalımdaki herhangi bir patik videosuyla istediğiniz modeli uygulayarak çok güzel bir hırka yelek patik takım haline getirebilirsiniz. Hem yelekte hem hırkada aynı ip rengini kullandım takım olması için. Düğme olarak da bu şekilde ahşap düğmeler tercih ettim. Hırkamız 5 düğmeli, yeleğimiz 4 düğmeli. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına yeleğimin anlatımını bulamayanlar için linkini paylaşıp sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan yapımına bakabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazsın. Yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak videomu paylaşırsanız sevinirim. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, ip olarak Alize Baby Best marka ip kullanacağım. Renk kodunu isteyenler için renk kodu 256. Bambu karışımlı bir ip bu arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda bir ip. Ve 4 numaralı şiş kullanacağım. Şimdi 4 numaralı şişime şu şekilde 77 tane ilmek attım ve bir düz bir ters tüm ilmeklerimi lastik olarak ördüm. Şimdi buradan itibaren hem roba ayrımlarına başlayacağım. Hem de arkadaşlar bir yaka düşürme yapacağız beraber. Modelin daha yaka kısmının daha güzel olması için. Şimdi tüm ilmeklerimizi bu şekilde bir düz bir ters lastik olarak ördüm. Buradan itibaren baştaki 6 ilmeği ve sondaki 6 ilmeği haroş olarak örmeye başlayacağım. Şimdi bakın, ben bu şekilde ilk ilmeğimi kenar hattın düzgün çıkması için ters örgü olarak alıyorum. Ters örgü olarak ilk ilmeğimi aldım. Bu 6 ilmek haroşama bu ilmekte dahil olarak öreceğim. Şimdi hemen de bir ilk iliğimizi açıyorum. 2 ve 3 adet ilmeğimi haroş olarak ördüm. Bir tane doladım. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. 5 ilmeğe tamamlanmış oldu. 6. ilmeği de haroş olarak örerek tamamladım. Şimdi buradan itibaren 15 ilmeğe tamamlayarak düz örgülerle devam ediyorum. 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi gizli arttırmalarla devam ediyorum. Bakın, parmağıma şu şekilde ipimi dolayarak ilmeği buradan attım. Ayraçlarımızı kullanacağız. Hemen bir tane ayraç takıyorum. Yalnız ayracımı birazdan sabitleyeceğim. Size göstermek için bu şekilde kullanıyorum. Çünkü sabitlemezsek eğer burada ayrıklık duracak, gizli arttırma olduğu için. Hatta hemen şimdi sabitleyelim. Şuradan şöyle arkadaşlar alarak sabitledim. Gizli arttırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ayracımı alıyorum. Gizli arttırma yaptığım için, gizli arttırmalara engel olmaması için ve ayrık durmaması için ayraçlarımı şu şekilde buraya sabitledim. Ve hemen bir tane daha gizli arttırma yaptım. Şimdi kolum için 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. Hemen bir tane gizli arttırma yaptım. Ayracımı alıyorum. Ayracımı sabitleyecek şekilde şuradan sokarak taktım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrı arttırmamı yapmadan önce hemen bir ayraç daha takıyorum karıştırmamak için. Bir ilmeği ördükten sonra hemen şuraya bir tane daha ve hemen bir gizli arttırma daha yaptım. Ve arkam için 23 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ve 23. 23 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli arttırma. Arkamız 23 ilmek. Ayracımı aldım. Şuraya hemen sabitliyorum ayracımı. Arttırmadan sonra bir tane düz örüyorum. Hemen bir ayraç daha alıyorum. Ayracımı şuraya sabitliyorum. Ve bir tane daha gizli arttırma yapıyorum. Ve kolum için tekrar 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli arttırma. Ayracımı aldım. 8 tane ayraca ihtiyacımız var. Hemen şuradan bir gizli ayracımı taktım. Bir tane düz ördüm. Tekrar ayracımı alıyorum. Ayracımı hemen şuraya sabitliyorum. Ve bir tane daha gizli arttırma yapıyorum. Şimdi önümüz için 15 ilmeğimiz vardı. Bu 15 ilmeğimizin 6 tanesi ön pat olarak kullanılacak. Geri kalan 9 tane ilmeğimiz ise bedenimizin, yani düz örgülü kısmımız. Şimdi bu 9 tane 6 ilmekten hariç olan 9 ilmeğimizi 3'e bölüyorum. Yani 3, 3, 3 olarak 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi arttırma yaptığım ilmeğim hariç bu 3'e böldüğüm ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Geri kalan ilmeklerimi örmüyorum ve geri dönüyorum. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, pardon, bir saniye. 1, 2, 3 ve arttırma ilmeğim dahil 4 adet ilmeği ilk ilmeğimi örmeden alarak ördüm. Şimdi etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi arka yüzden haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ipimizin yönünü değiştirerek arttırma ilmeklerimiz de dahil ters örgülerle devam ediyoruz. Sadece etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz arka yüzden haroşa olarak örülecek. Diğer ilmekler ters örgü olarak örülerek devam ediliyor. Tekrar ilerliyorum. Evet. Arttırma ilmeğim de dahil ters örgü olarak aldım. Etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz sarış olarak örüldü. Şimdi bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ters örgülerle devam ediyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Burada bir tek etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz haroş olarak örülüyor. Diğerlerini ters örgü olarak alarak
İlerliyoruz. Arttırma ilmeğimizi de aldım. Hemen onun yanındaki ilmeği haroş olarak örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek ters örgülerle devam ediyorum. Şimdi ön yüzde sıra sonunda yaptığımız o dönme işlemini burada da ters yüzden yapacağız. Aynı işlemi her iki yön içinde, her iki ön içinde uygulayacağız. İlmeği alayım. Evet. Şu arttırma ilmeğimi aldım. İpimi yönünü değiştirdim. Bir ilmek haroşo. Tekrar arttırma ilmeğimi ördüm ters olarak. Arttırma ilmeğim hariç 3 ilmek daha diğer ön yüzde yaptığım gibi ters örgü olarak örüyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğim kaldı. Bir daha bakalım. 3, 4, 5, 6, 3, 3. Evet, 6 ilmeğim hariç bakın 2 kere daha 3, 3 olarak dönme yapacağız. Tekrar geri döndüm. Geri kalan ilmekleri örmüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Ve 1, 2, 3, 4 adet ilmeğimi ördüm. Bakın haroşom zaten belli. Hemen onun yanından bir arttırma daha yaptım. Haroşomu ördüm. Bir arttırma daha yaptım. Yani artık bu buradan itibaren bu ayraçları bile kullanmasanız olur. Çünkü birkaç sıra sonra o ilmek kendini iyice belli edecek. Etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz düz örgünün içinde. Ama modeli uyguladığımız zaman yine kafanız karışabilir. O yüzden ayraçla devam edin lütfen. Bakın haroşom burada. Hemen bir gizli arttırma. Bir ilmek haroşo, bir gizli arttırma. Tekrar düz örgülerle devam ediyorum. Bu kısa satır tekniğimizdeki işlemimiz bitene kadar önden düz, arkadan ters olarak örülecek. Sadece etrafında arttırma yaptığımız o birer ilmeğimiz arka yüzden haroşo. Daha sonra bu kısa satır tekniğimiz bitince hemen modeli uygulamaya başlayacağız beraber. Şimdi etrafında arttırma yaptığımız ilmeğe doğru örerek ilerliyorum. Hemen ikinci arttırma sıramız bu bizim. Evet, bakın haroşom burada. Bir gizli arttırma, bir ilmek haroşo, bir gizli arttırma. Tekrar kolumu örerek ilerliyorum. Düz örgülerle. Evet, haroşom burada. Hemen bir gizli arttırma, bir ilmek haroşo, bir gizli arttırma. Şimdi şu arttırma ilmeğimizi aldım. 1, 2, 3. Bakın zaten şurası ayrık belli ediyor. 4. Arttırma ilmeğim dahil 4. 4 ilmeği örüyorum. Şimdi ikinci 3 ilmeğimi de dahil ederek 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Geriye kalan ilmeklerimi 3, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi bıraktım. Tekrar geri dönüyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örgülerle yine devam ediyorum. Etrafında arttırma yaptığım ilmeğim haroşo olarak örülecek. Yine geri kalan ilmekler ters örgü olarak örülüyor. Arttırma ilmeğimi ördüm. Hemen bir haroşo yaptım. Tekrar arttırma ilmeğimi ördüm ve ters örgülerle devam ediyorum. Şimdi bu kısım biraz uzun olacak. Çünkü hem kısa satır tekniğini göstermek istiyorum detaylı olarak. Hem de modelin kurulumunu da detaylı göstermem lazım. Yelekte gösterirken kolay oldu. Çünkü ilmek sayısı az olduğu için sıkıntı olmadı. Ama hırkada ilmek sayımız her sırada artma yaptığımız için artıyor. Ve hırkamızda modeli uygulamamız ve göstermem biraz uzun sürecek. Onun için videonun anlatımı, hırkanın anlatımı yelek anlatımından daha uzun olacak maalesef.
yeleği yapan arkadaşların modele vakıf olacakları için aslında o kısımları izlemeden bile geçebilirsiniz. Ama hırkayı yaparak başlayan arkadaşlar için lütfen modelin yapımını detaylı bir şekilde izleyerek devam edelim. Evet. Arttırma ilmeğimi ördüm. Hemen yanındakini haroşa olarak örüyorum. Tekrar ters örgülerle devam ediyorum. Evet, arttırma ilmeğime geldim. Bir ilmek haroşa. Ve şimdi buradan itibaren arttırma ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. Şuradan 3 ilmeği de dahil edeceğim. 6, 7 ve 8. Burada da 9 ilmeğim kaldı yine. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşama doğru yine düz örgülerle devam ediyorum. Şimdi ön yüzümüze geçtiğimizde son olacak bu. Bakın haroşa ilmeğim, hemen bir gizli arttırma, bir ilmek haroşa, bir gizli arttırma ve diğer arttırma ilmeğime doğru ilerliyorum. Bu sayede örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız hem kısa satır tekniğini hırkalar için öğrenmiş oluyorsunuz, hem de 3 kere beraber arttırmalarımızı göstermiş oldum. Şu an 3. arttırmamızı yapıyoruz ve arttırmaları da göstermeye devam edeceğim. Çünkü modelin kurulumunu da bir müddet göstermem lazım. O yüzden bu kısım biraz dediğim gibi uzun olacak. Şimdi sıra sonuna doğru düz örgülerle ve arttırmalarımla devam ediyorum. Biraz hızlı örüyorum bu kısımları düz örgü olduğu için. Örerek ilerliyorum. Şimdi hemen bir gizli arttırma daha yapacağız. Şuradaki haroşamızın yanında. Evet, geldim. Bir gizli arttırma, bir ilmek haroşa, bir gizli arttırma. Ve düz örgülerle devam ediyorum. Evet, haroşamın yanına geldim. Bir gizli arttırma, bir ilmek haroşa, bir gizli arttırma. Ön kısmıma geldim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki 3 ilmeğimi dahil ediyorum. 9, 10 ve 11. Bakın şu kısım uzun, bu kısmımız kısa olarak kaldı. Ve 3 ilmeğimi de ördüm. Bakın 6 tane ilmeğim kaldı. Bu sefer de bunları örmüyorum. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve arka yüzümde olduğum için ters örgülerle devam ediyorum. Şimdi etrafında arttırma yaptığımız ilmekleri haroşa olarak, geri kalan tüm ilmekleri ters örgü olarak örerek ilerleyelim. Evet, ön patıma kadar geldim. Arttırma ilmeğim dahil örerek ilerliyorum. Ters örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi ördüm. Zaten bakın ayrık olarak duruyor bu kısım. 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi ördüm. Bakın sonda 6 ilmek patım kalana kadar örmüş oldum. Tekrar diğer tarafta yaptığım gibi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve şu an 4. arttırmamızı yapıyoruz beraber.
4 kere döne döne bu işlemi yapacağız. Şu an son kez yapıyoruz. Yani 4. kez dönerek yapacağım ve bitecek. Şimdi ilk arttırmamı yine yapalım beraber. Bakın haroşoma geldim. Hemen bir gizli arttırma. Bir ilmek haroşo, bir gizli arttırma. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar arttırmalarımızı yaparak ilerleyelim. Evet, arttırmalarımı yaparak son kısma kadar geldim. Son arttırmamı yaptım ve artık buradan itibaren sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi örerek tamamlıyorum. Bu bizim son kısa satır tekniğimizin son sırasıydı. 4. arttırmamız. Evet, tüm ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Bakın ipimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar patın düzgün çıkması için. Arka yüzüme geçtim. Şu baştaki 6 ilmeğimi, bakın gene ilk ilmeğimi ters örgü olarak alıp ipimin yönünü değiştirdim. Bu ilmek dahil 6 ilmek haroşomu örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. İpimin yönünü değiştiriyorum. Yine etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi haroşo, geri kalan ilmeklerimizi ters örgü olarak örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın ilk arttırma ilmeğimi ters, etrafını arttırma yaptığım ilmeği haroşo, tekrar ipimin yönünü değiştirerek ters örgülerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ve evet, sıra sonuna kadar geldim. Ve burada sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi ters bu şekilde. Ördüm. İpimin yönünü değiştirip son 6 ilmeğimi haroşo olarak örerek kısa satır tekniğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi ördük. Son ilmeğimi de ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım. Bir bakalım isterseniz görüntümüze. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Bakın her taraf örülmüşken burası daha düşük bir görüntü olmuş oldu. Böylelikle kısa satır tekniğini beraber yapmış olduk. Şimdi buradan itibaren hemen modelimizi uygulamaya başlayacağız. Modelimizi uygularken lütfen dikkatli bir şekilde dinleyerek atlatmadan devam ederseniz sevinirim. Çünkü model sürekli hem kolda hem bedende her tarafta aynı şekilde devam edecek. Ta ki etek ucundaki lastik kısmımıza kadar. O yüzden kolumuzda da bedenimizde de aynı, hem de robamızda aynı modeli sürekli tekrarlayarak yeleğimizi izleyen arkadaşlar biliyordur. Yeleğimizde olduğu gibi devam ettireceğiz. Şimdi hemen modelimizin kurulumuna, yani modelimizin yapımına başlayalım. Hem de arttırmalarımızı başlayalım. Evet, şimdi yaka düşürmemizi bitirdiğimize göre hem arttırmalarımıza devam edip hem modeli kurmaya başlayabiliriz. Şimdi baştaki ilmeklerimizi haroşo olarak örüyorum. İlk ilmeğimi kenar atı için ters ördüm. 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi haroşo olarak ördüm. Şimdi buradan itibaren sıra sonuna kadar düz olarak örerek devam ediyorum. Modeli arka yüzden kurmaya başlayacağım. Şimdi önce 2 diş haroşo olarak öreceğiz tüm ilmekleri. Daha sonra araya bir düz örgülü kısım yerleştireceğiz. Daha sonra da tekli pirinç modeli uygulayacağız. Arttırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Arttırma ilmeğime geldim. Hemen bir gizli arttırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. Bir gizli arttırma yaptım. Ve koluma doğru devam ediyorum. Şimdi arttırmalarımızı yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Evet, sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaparak geldim. Tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi şurada bir ipimi kesip tekrar bağlamak zorunda kaldım. İpimde çünkü kırmızı bir renk çıktı, leke çıktı. O yüzden onu kesmek zorunda kaldım. Şimdi 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimiz biliyorsunuz başta ve sonda haroşa olarak örülecekti. Şimdi bu sıramızda tüm ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek. Zaten etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi de biliyorsunuz haroşa olarak örüyorduk. Şimdi buradan itibaren bakın tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzden düz olarak geldik. Arka yüzden de düz olarak örerek haroşa elde etmiş oluyoruz. Arttırma yaptığımız ilmeklerimiz dahil, etrafında arttırma yaptığımız ilmeklerimiz dahil tüm ilmeklerimiz bu sıramızda haroşa olarak örülecek. Şunu bir kere daha alayım. Şimdi sıra sonumuza kadar haroşa olarak örelim. Evet, tüm ilmeklerimizi bakın bir diş haroşa boyunca örmüş olduk. Şimdi bir diş haroşa daha yapacağız. Aynı şekilde arttırmalarımızı yaparak ön yüzden düz, arka yüzden yine tüm ilmekleri düz olarak örerek bir diş haroşa elde edeceğiz ve arttırmalarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yine aynı şekilde arttırmalarımızı yaparak bir diş haroşa daha oluşturalım. Tekrar ön yüzüme geldim. Bakın iki diş haroşa boyunca modelimi uygulamış oldum. Şimdi buradan itibaren modelimiz tekrar değişecek. Zaten sürekli süre gelen bir model değişimi olacak. Aynı şekilde iki diş haroşa düz ve pirinç model olarak devam edecek. Şimdi burada baştaki 6 ilmeğimi haroşa, kalan ilmekleri düz olarak örerek ilerliyorum. Arttırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Arka yüzde ise artık haroşa değil, ters örgü olarak devam edeceğim. Şimdi bu şekilde yine ön yüzden arttırmalarımızı düz olarak örerek yapmaya devam edelim. Arttırma ilmeğimi kaçırmadan aldım. Evet. Artırmalarımı yaparak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, artırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arka yüzümdeyim. Baştaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ters örgülerle devam ediyorum. Ama etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz bu sıramızda. Bu şekilde ilerliyorum. Evet, bakın arttırma ilmeğimi ters olarak, etrafında arttırma yaptığım ilmeğimizi haroşa, tekrar ipimin yönünü değiştirerek sıra sonunda kadar ilerliyorum ters örgülerle. Bu modelimizde, yani bu hırkamızda ve bu modelimizde 3 sırada bir model değişecek arkadaşlar. Şu an düz örgülü kısmımızın ikinci sırasını örüyoruz. Ön yüzden ördük, arka yüzden örerek ikinci sırasını tamamlıyoruz. Ön yüzden tekrar düz olarak öreceğim. Arka yüze geçtiğimizde tekli pirinç modelimizi uygulamaya başlayacağız. Buradan itibaren her 3 sırada bir model değişecek. Modeli değiştire değiştire hem kolumuzda hem bedenimizde aynı modeli uygulaya uygulaya ilerleyeceğiz. Ve çok güzel bir hırka elde etmiş olacağız yeleğimize takım olarak. Şimdi etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak, kalan ilmekleri ters örgü olarak örelim. Tekrar ön yüzüme geldim. Bakın 2 sıra boyunca düz örgümü örmüş oldum. Şimdi ön yüzden sıra sonuna kadar yine düz örgülerle
arttırmalarımı yaparak ilerleyeceğim. Başlık ve sondaki 6 ilmeğim haroşo. Etrafında arttırma yaptığım ilmeğim haroşo. Bu benim düz örgülü model kısmımın 3. sırası olmuş olacak. Yani 3. sırasını bu ön yüzde tamamlamış olacağız. Arka yüze geçtiğimizde tekli pirinç modelini uygulamaya başlayacağız. Şimdi arttırmalarımızı yaparak sıra sonuna kadar düz örgülerle devam edelim. Arttırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim ve düz örgülü kısmımın 3. sırasını tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzüme geçince pirinç modelime başlıyorum. Pirinç modelimizi de 3 sıra boyunca yapacağız. Şimdi arka yüzden pirinç modelimi uygulamaya başlayacağım. 6 adet ilmeğimi yine haroşo olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 adet ilmeğimi haroşo olarak ördüm. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir ters. Tekrar değiştirdim. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bu şekilde bir ters bir düz olarak arka yüzümüzden tekli pirinç modelimizi uygulamaya başladık. Beraber ilerliyoruz. Bakın arttırma ilmeğime geldim. Arttırma ilmeğim terse denk geldi. Ters. Haroşomu örüyorum. Yine etrafında arttırma yaptığım ilmeğim aynı şekilde haroşo olarak örülmeye devam edecek. İpimin yönünü değiştiriyorum. Tekrar tersle başlıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Aynı şekilde yine arttırma kısmına kadar bir ters, bir düz olarak devam ediyorum. En son ters yapmışım. Düz, ters, düz, ters, düz. Ters. Arttırma ilmeğime kadar aynı şekilde düz ters düz ters olarak devam ediyorum. Bakın bu sefer arttırma ilmeğim düze denk geldi. Düz olarak ördüm. Etrafında arttırma yaptığım ilmeği de haroşo olarak ördüm. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum ve tersle başlayarak bir düz bir ters olarak arkamın da yapımına başlamış oldum. Her zaman etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz robamız bitene kadar haroşo olarak yapılacak. Bu lastik yapıyoruz şu an bir yandan. Tekli pirinç modeli lastik olarak yapılıyor çünkü. Hangi ilmek yanına denk gelirse gelsin etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz haroşo olarak örülecek. İlerliyorum. Şimdi beraber ilkini kuralım. Örgüyü yeni başlayan arkadaşlar için detay olarak sıra sonuna kadar tekli pirinç modelini göstermek istiyorum. Yeleğini yapmayan arkadaşlar için yeleğini de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten model çok güzel bir model olduğu için yeleğe de çok yakıştı. Anlatımını bulamayan arkadaşlarım için açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına yeleğin anlatımının linkini sabitleyeceğim. Oraya tıklayarak bakabilirsiniz. Videolarıma da ulaşabilmek için YouTube'a Bebe Örgü Sepetim yazarak alt taraftaki videolar kısmına tıklarsanız tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Bakın arttırma ilmeğim bu sefer terse denk geldi. Ters ördüm. Etrafında arttırma yaptığım ilmeğim haroşo ve tekrar tersle başlayarak
kolumun bir düz bir tersini yapıyorum. Şimdi ön yüzde tekrar arttırmamızı yapacağız. Toplam 18 tane arttırma yapmayı planlıyorum. 18 arttırma 1 yaş için ideal oluyor. 2 yaş yapmak isteyen arkadaşlar 19 veya 20 yaparak devam edebilirsiniz. İliklerimizi 11 sırada bir açacağım. 11 diş haroşada bir açacağım. Evet, lastik olarak tekli pirinç modelimi uygulayarak devam ediyorum. Ters. Bakın bu sefer arttırma ilmeğim düze denk geldi. Düz olarak yaptım. Etrafında arttırma yaptığım ilmeği de haroşa olarak ördüm ve tersle başlayarak devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz olarak. Bu kısımda da önümde de modeli uygulayarak devam ediyorum. Şimdi ön yüzde de nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şu an pirinç modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Birinci sırası ön yüzden ikinci sırasını yapacağız. Arka yüzden üçüncü sırasını yapacağız. Ve daha sonra 3 6 ters oldu. İpimin yönünü değiştirerek 6 ilmek haroşamı örüyorum sonunda. Evet. Ön yüzüme geçtim. Arka yüzde tekli pirinç modelimizi uygulamaya başladık. Şimdi tekrar tersle başlıyorum. İlk ilmeğimi biliyorsunuz kenar hat için 6 ilmeğe tamamlıyorum ön patımı. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bakın burası düz olarak görünüyor. Tekli pirinç modelinde her sırada model değişecek. Yani tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getireceğiz her sırada. Şu an düz olarak göründüğü için tersle başladım. Düzün üzerine ters getirdim. Bakın bu ters ilmeğim, onun üzerine de düz getiriyorum. Tekrar ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bir kere daha alacağım şu ilmeği. Ters, düz. Tekrar ters, düz, ters, düz ve ters aldım. Bu etrafında arttırma yaptığım ilmeğime geleceğim. Tekrar düz ve ters. Evet. Etrafında arttırma yaptım, haroşoma geldim. Hemen onun yanında bir gizli arttırma, bir diş haroşo, bir gizli arttırma. Sıradaki ilmeğim ters olarak görünüyor. O yüzden düzle başlıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Şimdi bu kolu da beraber yapalım. Daha sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Hem arttırmalarımızı yapacağız hem de tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getirerek bu sıramızı tamamlayacağız. Arka yüzde de yine aynı şekilde düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getireceğiz. Arttırma ilmeklerimizde neye denk geliyorsa o şekilde örülerek sıra tamamlanacak. Onun da birkaç kısmını göstereceğim. Evet, etrafında arttırma yaptığım ilmeğe doğru ilerliyorum. Evet. Bu ilmeğim arkadaşlar. Evet, bu ilmek. Hemen yanından bir gizli arttırma, bir diş haroşo, bir gizli arttırma.
Ve bakın sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Tersle başlayarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttırmalarımızı yaparak düzün üzerine ters, tersin üzerine düzlerimizi getirelim. Evet, yaparak arka yüzüme kadar geldim. Bakın şu şekilde görünüyor şu anki görüntümüz. Arka yüzümüze geçince şimdi tekrar başlangıcını göstermek istiyorum. Şimdi 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine değiştireceğiz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bakın sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Hemen onun üzerine ters getiriyorum. Düz, ters, 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 düz, ters ve arttırma ilmeğim düze denk geldi. Düz. Etrafını arttırma yaptığımız ilmek haroşo. Ve bu sıradaki ilmek, bakın sıradaki ilmeğimiz, bunun önündeki ilmeğimiz düz ise bunu ters olarak başlamamız gerekiyor. Pardon, düz olarak başlamamız gerekiyor. Çünkü tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getireceğiz. Bakın buradaki ilmeğimiz düz ilmek. Bunun üzerine ters getirmemiz gerekiyor. O yüzden sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ters, düz. Bir kere daha göstereyim sıradakini. Düz, ters. Bu şekilde şimdi kolumuzu da yapalım. Yani modele göre ayarlayarak ilmekleri başlatmanız gerekiyor. Şimdi koldakini de göstereyim. Bu zaten tekli pirinç modelimizin son sırası. Üçüncü sıramızı arka yüzden yapıyoruz. Ön yüzümüze geçtiğimizde tekrar 3 sıra düz örgülü kısım yapacağız. Tekrar 2 diş haroşa yaparak başa döneceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyerek modeli haroşadan itibaren kura kura aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın arttırma yaptığım ilmek terse denk geldi. Ters olarak ördüm. Etrafında arttırma yaptığım ilmek haroşo. Bakın yine İkinci ilmeğim, bu arttırma ilmeğim, bu ikinci ilmeğim düz olarak göründüğü için bunun üzerine ters getirmemiz lazım. O yüzden bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve tersle devam ederek ilerliyorum. Şimdi bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım ve hırkamızın robası bitene kadar bu şekilde devam edelim. Ve evet arkadaşlar, tekli pirinç modelimizi de bu şekilde 3 sıra boyunca uyarlamış olduk. Şimdi tekrar tekli pirinci bitirdikten sonra 3 sıra boyunca düz kısmımızı yapacağız ve arttırmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra tekrar 2 diş haroşo, tekrar 3 sıra düz, tekrar 3 sıra pirinç, tekrar, yani her şu modelin arasına 3 sıra düzü yerleştireceğiz. Şimdi buradan sonra 3 sıra düzü yapacağım. Tekrar 2 diş haroşo mu? Tekrar 3 sıra düzümü, tekrar 3 sıra pirincimi, tekrar 3 sıra düzümü, tekrar 2 diş haroşomu yapacak şekilde, bu şekilde 3 sıra boyunca modelimizi değiştire değiştire ve her tekli pirinç ve haroşonun arasına 3 sıra düzü getire getire bu şekilde arttırmalarımıza devam edeceğiz. Dediğim gibi 18 tane arttırma yapacağım. 2 yaş yapıyorsanız 20 tane arttırma yapın lütfen. Ve bu şekilde ilerleyerek devam edelim. Ben de devam edeyim arttırmalarıma, kol ayrımıyla tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, arttırmalarımı tamamladım. Şu an 18 tane arttırmamız oldu. Son arttırmamız bakın 2 diş haroşoya denk geldi. Ve şimdi buradan itibaren kollarımızı bedenden ayırmaya başlıyoruz.
Şimdi ilk ilmeğimi yine ters örgü alarak ilerliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın ikinci ilmeğimi de açtım. Lütfen ilmeğinizi açmayı unutmayın. Şimdi 6 ilmek haroşonu ördüm. Düz örgülerle devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Bakın bu 34. ilmek benim etrafında arttırma yaptığım ilmek. Bunu da ön bedene veriyorum ve toplam 34 tane ilmeğim ön beden için örülmüş oldu. Şimdi buradan itibaren şuradaki arttırma kısmına kadar tüm ilmeklerimiz kol ilmeğimiz. Buradan itibaren sayıyorum. 34 ilmeğimi ördüm. Bu benim önüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. Evet, 46 ilmek. Etrafında arttırma yaptığım ilmeğim bu. Bunu da arka bedene dahil ediyorum. 46 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi modeli uygulamaya devam edeceğim. Haroşodan sonra bir sıra düzümü ördüm. Arka yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters örgülerle devam ediyorum. Bu 46 tane ilmeği öreceğim sadece. Kolda da aynı şekilde sıra hangi modeldeyse onu uygulayarak devam edeceğiz. Çünkü kolla bedenin modeli aynı olarak devam etmesi gerekiyor. Şu an ikinci düz örgü sıramı yapıyorum. Toplam 46 ilmeğime uyguluyorum bu modeli şu an sadece. Kollarımızı ayırdıktan sonra koltuk altlarını birleştireceğiz. Daha doğrusu önce kollarımızı dikeceğiz. Bu şekilde koltuk altlarını da birleştirmiş oluyoruz. Ve daha sonra bedene de hangi sırada hangi model varsa onu uygulayarak kolda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Şimdi 46 ilmeğimi ters yüzden de ters örgülerle devam ediyorum. Şimdi buradan itibaren 46. ilmeği, ters yüzümdeki 46. ilmeği örmeden alacağım. Yani şunu, bu benim etrafımda arttırma yaptığım ilmeğim, evet. Bunu örmeden alıyorum. Döndüm. Buradan itibaren yine ilk ilmeği ters örgü olarak alacağım. Çünkü kol dikişi yapacağımız için güzel bir kenar hat çıkarmam gerekiyor ki güzel bir dikiş yapabileyim. Ve tekrar ön yüzümden düz örgümün, düz sıramın 3. sırasını devam ediyorum. Şimdi arka yüzüne geçtiğim zaman arka yüzünde pirinç modelini uygulamaya başlayacağım. Çünkü sırada pirinç modelim var.
Şimdi sıra sonuna kadar yine düz örgülerle devam ediyorum. Bu benim zaten dediğim gibi düz örgümün 3. sırası olmuş olacak. Arka yüzde hemen tekli pirinç modelini uygulamaya başlayacağım. Onun da ilkini göstereceğim. Daha sonra bedende yaptığımız gibi devam edeceğiz. Kolumuzda hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Kol ucuna kadar, kol ucunda lastik uygulamamız var yakada olduğu gibi. Hiçbir eksiltme yapmadan kol ağzına kadar ilerleyeceğiz. Çünkü hırka kolu olduğu için eksiltme yapılmamasını daha uygun oluyor. Son ilmeğimi bakın ipimin yönünü değiştirerek örmeden alıyorum. Şurası zaten ayrık durduğu için bu benim kolumun bittiği yer. Buradan itibaren farklı bir şişe takarak da kafanız karışmadan örebilirsiniz. Ben de aynen o şekilde yapacağım. Şimdi ilk ilmeği yine ters örgü olarak ördüm. Buradan itibaren bir düz, bir ters, bir düz, bir ters tüm ilmekleri uygulayarak devam ediyorum arkadaşlar. Son ilmeği örmeden alarak ilk ilmeği ters örgü olarak tüm kol boyunca aynı şekilde uygulayacağım. Tekli pirinç modelinde yaptığımız gibi bu sırada bir düz bir ters olarak tüm ilmekleri öreceğiz. Ön yüzüme geçtiğimde tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getireceğiz. Tekrar arka yüze geçtiğimizde yine düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirerek tekli pirinç modelimizi uygulamış olacağız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, daha önce gösterdiğim için video daha fazla uzamasın. Çünkü daha kol dikimimiz, kol birleştirmemiz vesaire var. Modeli gösterirken çünkü bayağı uzun bir video oldu. Şimdi bu şekilde kolumuzu da tamamlayalım. Hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Modeli aynen aynı şekilde 3 sırada bir değiştirerek uygulamaya devam ediyoruz kolumuzda da. Gereken uzunluğa gelince kol lastiğini göstermek üzere tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, kolumuzu bu şekilde tamamladım. Yani daha doğrusu lastik kısmına geçtim. Bakın son, zaten iki dış haroşadan sonra kolumuzu ayırmıştık. Ondan itibaren bunu saymadan 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili haroşo yaptım. Bir de santim alalım isterseniz koltuk altından itibaren. Şu an koltuk altından itibaren 17 santim. Şimdi bir de kol ağzımıza lastik uygulaması yapacağız. Bunun için ama biliyorsunuz şişimizdeki ilmek sayımız 46. Bunda biraz bir kesim yapmamız gerekiyor ki kol ağzımız daha toparlanmış şekilde dursun. Kolumdaki ilmek sayısını 38'e düşüreceğim. Bunun için belli aralıklarla, yani aralardan kesim yaparak alacağım. Normal düz örgü örer gibi öreceğim. 1, 2, 3, 4 adet ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Birinci eksiltmemi yapmış oldum. 1 yaptık. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 2, ikinci kesimim. Tekrar 1, 2, 3, 4 ördüm. 3. kesimim. 1, 2, 3, 4. Şöyle alıyorum. 4. kesimim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. kesimim. 1, 2, 3, 4. 6. kesimim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Şöyle 7. kesimim. En sonunda da 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Şu 2 ilmeği de beraber alacağım. 8. kesimim. Toplam 8 tane ilmek kesmiş oldum. Şu an şişimdeki ilmek sayısı 38'e düştü. Şimdi arka yüzümden lastik çalışmamasını uygulayarak başlıyorum. İlk ilmeği keserek ördüğüm için bunu örmeden alıyorum. Buradan itibaren ters örgüyle başladım. Bir ters, bir düz. Yakamızdaki gibi lastik örüyorum.
bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde örüyorum sıra sonuna kadar. Ön yüzümde de tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim ve yakamızda yaptığımız gibi lastik çalışması yapacağız. Başka bir kesim işlemimiz yok. Zaten kol ağzındaki 38 ilmek gayet yeterli olacaktır. Şimdi bu şekilde bir müddet lastik çalışmamızı yapalım. Yani toplamda 12 sıra örmeyi planlıyorum. Çünkü kol ağzımızdaki lastiğin biraz uzun olması gerekiyor. Bebeğimizin kol ağzını sarması için. 12 sıra örmeyi planlıyorum. Daha sonra bir lastik kesim yapacağız. Kol ağzımızın daha esnek durması ve daha güzel görünmesi için. Onu da beraber yapacağız, göstereceğim. Şimdi bu şekilde kol ağzımızın lastiklerini yapalım. Yine son ilmeğimi örmeden alıp ilk ilmeğimi ters örgü olarak alacağım. Çünkü bu dikim için çok önemli. Dikim yapabilmem için. Şurada bir düğüm var. Neyse, ilerletiyorum. Size bir ön yüzden de göstereyim. Daha sonra beraber kol ağzımızın kesimini de yapalım ve kolumuzu dikerek, bakın son ilmeğimde ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım. Tekrar ön yüzüme geçtim. Bakın şu an görüntümüz bu şekilde. Ön yüzüme geçtim. Şimdi ön yüzümde lastik çalışmamı tekrar yapıyorum. Bakın düzleri düz, tersleri ters olarak ilk ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra ne görünüyorsa aynı şekilde yaparak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, kolumuzu da bu şekilde 12 sıra boyunca ördüm ve 1 santim alalım yine. Koltuk altından itibaren 20,5 santim olmuş. Şimdi zaten bir sıra daha öreceğiz keserken. Birazcık daha uzamış olacak. Bir yaş için gayet iyi. Şimdi kesme işlemimizi yaparken lastik, hem lastik öreceğim bir sırada hem de o şekilde kesme yapacağım. Yine ilk ilmeği ters örgü olarak aldım. Sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Düz olarak ördüm. Birbirinin üzerinden atlattım. Ters örüyorum. Birbirinin üzerinden atlatıyorum. Tekrar düz. Atlatıyorum. Ters. Kesiyorum. Düz. Kesiyorum. Ters. Kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Daha sonra bir uzunca bir ip bırakalım lütfen. Sıra sonunda, yani bütün ilmekleri kestikten sonra kolumuzu da dikeceğiz. Ondan sonra diğer kolumuza doğru örerek devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde İlmekler bitene kadar lastik örerek keselim. Evet, tüm ilmekleri kestim. İpimi de kestim uzunca ve son ilmeğin içinden geçirerek biraz çekerek sabitledim. Şimdi önce bu kolumuzu bir yerine dikeceğiz. Dış yüzeyden dikiş yaparak koltuk altına kadar birleştirme yapacağım. Şu şekilde. Şimdi daha sonra bu kolumuzu tamamladıktan sonra diğer kolumuzu yapacağız. Etamin iğnesi kullanıyorum dikiş için. Şu şekilde ilk ilmekten girerek birleştirmeye başlıyorum. Karşılıklı gelen ilmekleri dış yüzeyden tutturarak başladım dikmeye. İlk ilmeği örerek almamızın bu şekilde bir avantajı var. Bakın tüm ilmekler çıkıntı olarak duruyor. Karşılıklı gelen ilmekleri bu şekilde dikerek dış yüzeyden sabitliyorum. Ve böylelikle muntazam ve güzel bir dikiş elde etmiş oluyorum. Ve kolay bir dikiş elde etmiş oluyorum. Yani diğer türlü uğraşmak zor oluyor. Bu şekilde ilk ilmekleri ters örgü olarak almamız, dikiş yapmamızda gerçekten çok faydası oluyor.
Şimdi bu şekilde koltuk altına kadar dikerek ilerleyelim. Evet arkadaşlar, iki kolumu da yaptım ve zaten koltuk altlarında birleştirdiğimiz için modeli uygulamaya devam ediyorum. İki ara şöyle bitirmiştik. 3 sıra düz örgüm yaptım. Şimdi tekli pirinç modeliyle arkadan uygulayarak devam ediyorum. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimiz haroşo, diğerlerinde kollarında ve robamızda yaptığımız modeli uygulayarak devam ediyoruz. Lütfen iliklerimizi aynı şekilde açmaya devam edelim ve modeli uygulayarak gereken uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Ben de şimdi öreyim. Ne kadar ördüğümü sizlere belirteceğim. 5 düğmeli bir hırka yapıyoruz. 5 ilikli bir hırka yapıyoruz. Şu an 2 iliğimizi beraber açtık. 3 tane daha iliğimiz var. Ve iliğimiz bitene kadar bu şekilde modeli uygulamaya devam edeceğiz. Hala ilk yumağımı kullanıyorum. İkinci yumağıma geçmedim ama çok az kaldı ilk yumağımın bitmesine. Birkaç süre sonra yeni ipimi takacağım. Ve bu şekilde modeli uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi gereken uzunluğa gelene kadar ben de öreyim. Daha sonra etek ucundaki lastik çalışmamızla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir müddet bu şekilde ördüm. 5. iliğimi açtım. Şimdi 11 diş haroşoda bir iliğimizi açıyorduk. Son iliğimi 12. dişte açtım arkadaşlar. Şimdi koltuk altından itibaren şurası modele sayılıyordu. Ondan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane çiftli haroşo kısmımı yaptım. Ve ondan sonra da 4 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak yaptım. Bu da zaten şu şekilde 2 diş haroşoya denk geldi. Şimdi buradan itibaren lastik çalışmamızı yapacağız. Yakada yaptığımız gibi tüm ilmeklerimizi lastik olarak uygulayacağım. Şimdi yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak alacağım. İkinci ilmeğimi düz, ters, düz, ters olarak kolumda yaptığım gibi 12 sıra boyunca lastik çalışmamı tüm ilmeklerde uygulayarak devam edeceğim. Ve daha sonra kol ağzımda yaptığım gibi arkadaşlar lastik kesimi yaparak tamamlayacağım. Bakın şu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi 12 sıra boyunca da lastiğimizi bu şekilde bir düz bir ters olarak yapalım. Daha sonra arkadaşlar lastik kesimimizi yapalım. Zaten kolumuzu da dikmiştik ve hırkamız bu şekilde tamamlanmış olacak. Hırkamızın bitiminde bir en boy ölçüsü alalım ve düğmelerimizi dikerek hırkamızı tamamlamış olalım. Şimdi ikinci yumakta hala bayağı bir ipim mevcut. Şu kadar bir ipim mevcut. Şimdi bir 12 sıra lastik örünce de tabii bundan harcayacağım. Yani göz kararı bir patik çıkar arkadaşlar bundan sonra kalanla. Yani kalan ipinizle, yani 2 yumak ip alınca hem bir yaş hırka hem de bir tane patik yaparak bebeğinize rahatlıkla 2 yumakla hem hırka hem patik yapmış olacaksınız. Ve bu şekilde tamamlamış olacağız. Sesim için çok özür diliyorum. Bir maalesef boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. O da öksürüğe döndü. Şimdi lastiklerimizi tamamlayalım. Kesimlerimizi yapalım ve hırkamızın son haliyle ve en boy ölçüsünü alarak videomuzu sonlandıralım. Ve evet arkadaşlar, hırkamız bu şekilde hazır. Ben bu şekilde ahşap düğmeler tercih ettim kendi renk tonuna yakın. Ve isterseniz bir santim ölçüsü alalım tüm beden, kol olarak. Yakadan etek ucuna kadar 32 santim boyunda arkadaşlar. Enimize bir bakalım. Enimiz 27 santim, 27,5 santim. Kolumuz bu şekilde 20 santim. Bir de
şuradan alalım kolumuzu. Tam yaka baş bitiminden itibaren de 30 santim arkadaşlar. Tam bir yaşa uygun çok güzel bir hırka yapmış olduk. Ve arkadaşlar yumak olarak tam patiye yetecek kadar ikinci yumaktan arttı. Ve böylelikle takımımıza bir de patik ekleyerek çok güzel bir takım haline getirebilirsiniz. Benim bu hırkamın bir de yeleğinin anlatımını yapmıştım ben. Aynı renk olarak hem yelek hem hırka olarak bu şekilde bir yaş için takım hazırladım ben. Bunu da anlatımını, yeleğimizin anlatımını da sizlere yaptım. Yeleğin anlatımını bulamayanlar için açıklama kısmına ve yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel bir kombin yapmış olduk bu şekilde beraber. Yani bu şekilde ikili kombin olarak arkadaşlar bu yeleğime benim bir yumak yetti. Alize Baby Best kullandığımda bu hırkama da 1,5 yumak yetti. Yani bu şekilde 2,5 yumak iple hem hırka hem yelek bir yaş için hazırlamış oldum. Dediğim gibi kalan yarım yumak ipinize de bir yaş patik yaparsanız kanalımda birçok anlatım mevcut. Bebe örgü sepetin patik yapımı yazarsanız YouTube arama kısmına onun istediğiniz modeli de dahil ederek çok güzel bir takım haline getirebilirsiniz bu takımı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak videomu paylaşırsanız sevinirim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.